سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا يعلم أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أمان أمتي من الغرق إذا ركب البحر أن يقول بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan ızam aleyhimü salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain, bil cümle ahirete itaat eden mü'mine mü'minat, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ama innel abde iza kale li ahil muslim cezakallahu hayran fakat balaga fid dua. Şimdi bir iyilik gördük mü biz teşekkür ederim diyeceğiz. En büyük iyiliği kimden görüyoruz? Allah'tan. Bizi insan yaratmış. Bizi affedersiniz eşek yaratabilirdi. Nereye şikayet edeceksin? Üstümüze de 150 kilo bir herif binerdi. Basardı kamçıyı. Böyle olabilirdik. Ama bizi insan yaratmış. Aklımız var. O hayvanı kullanıyoruz. Oca fili kullanıyor. Geçen gün yarış yaptılar biliyorsunuz. Afrika'da bir devlet. Koca filler yazlık nasıl koşuyorlar. Üstüne herif desem uçacak gidecek. Ama koca fil onun emrinde. İnsan bu. Koca deve ıhıyor, kak kakıyor. Ne büyük nimet. Üstelik bir de o yaradanını tanıyabilmek, inanabilmek, mümin olmak ne büyük şeref. Saysan tükenmez Allah'ın nimetleri. Allah'a şükrü unutmamalıyız. Aynı zamanda insanlar farklı. Birisi çok kuvvetli, birisi zayıf. Kuvvetli mesela senin yapamadığın bir şeyi yapıyor. Seni kurtarıyor mesela. Teşekkür etmen lazım gelmez mi? Değil mi? Çok akıllı birisi. Ötekinin aklı o kadar yok. O aklıyla senin problemi çözüvermiş. Teşekkür ederim demez mi? İnsanlara teşekkür etmek insanlık gereğidir. Ve insanlara teşekkür etmesini bilmeyen adam Allah'a teşekkür de bilmez diyor Peygamberimiz. Şimdi nasıl teşekkür edeceğiz? En güzel teşekkür yapılan iyiliğe daha fazlasıyla karşılık vermek. Sana maddi yardımda bulunmuş adam, sana bir yardım yaptıysan iki yardımla cevap vereceksin. Ama imkanım yok. En azından teşekkür ederim. Allah razı olsun. Diyeceksin. Bu insanlık ve müminlik. Efendimiz diyor ki, bir mümin karşıdan gördüğü iyiliğe en iyi nasıl teşekkür eder? Onu öğretiyor bize şimdi. Evet, sizden biriniz iyilik gördüğü kimseye, Müslüman kişiye tabii, cezakallahu hayra, Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Ceza, Türkçe'de suçluya verilen azap verici, can sıkıcı şeydir. Ama Arapça'da ceza karşılık demektir. Şer olarak da olur, hayır olarak da olur. Cezakallahu hayra. Allah sana hayır karşılık versin.
Teşekkürün en güzeli budur. Bir iyilikte bulundu sana birisi, bir kardeşin. Cezakallahu hayra. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Dedi mi? Fekad belega fid dua. Duanın en güzelini yapmış olur ona. Allah sana hayırla karşılık versin. Hayırla mükafatlandırsın. Bunu unutma. Bu insanlık gereği, müminlik gereği, peygamberin sünneti. Cezakallahu hayra. Evet, bunu söyleyin. En güzel dua budur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Asakir Hazret Enes'ten, ki bunu destekleyen birçok hadis var. Eme yakşa ahadukum izâ rafa ra'sehu. Evet, qablel imam. En yec'ale ra'sehu, en yec'alallahu ra'sehu ra'se himarin. Yec'alullahu suratehu surate himar. Allahu Ekber. Şimdi namaz. Namaz yolda gomaz. Zaferin dizgini namaz. Namazı kıldınız mı? Allah size yardım eder. Güzel namaz kılacaksınız. Değil mi? İnne salate tenhe anil fahşai ve munkar. Allah pislik, çirkin, fuhşiyattan, günahlardan da münker, istenilmeyen, sevilmeyen şeyden sizi men eder. Şimdi düşmanla çarpışıyorsun. Hedefin ne? Düşmanı yenmek, zafer değil mi? Yenilmeyi seven olur mu hiç? İyi oldu ya, yenildik diyen var mı ya? Güzel namaz kılarsanız zafer sizindir diyor Allah. Her konuda böyle kötülükler def eder. Namaz istenmeyen durumları da reddeder. Ama namaz olacak. Namaza durduğun zaman Allah'la bütünleşeceksin. Aklından hiç dünya düşüncesi geçmeyecek. Evet. Ben öyle adam gördüm. Benim evime misafir oldu. Gece namazına kalktı adam. Allahu Ekber diye bir durdu. Okuyor, ağlıyor adam. Ağlıyor, titriyor böyle zangır zangır. O titredikçe evde sallanıyor. Yaşadım ya ben bunu. Koca apartman salladı ya herif. Gözümle gördüm. Ne namaz kıldı herif. Allah bize öyle güzel namaz kılmayı nasip etsin. Hazreti Ali yaralanmış. Cengaver biliyorsunuz. Hasan doğmuş. Harp vermiş adını. Olmaz demiş Peygamberimiz. Cebrail Hasan diyor. Hüseyin doğmuş. Harp vermiş. Olmaz. Cebrail Hüseyin diyor. Üçüncü oğlu Muhassin doğmuş, harp. Yok demiş, Muhassin koyuyor Cebrail. Mücahid adam, savaşçı adam. Yaralanmış cihad ederken, derin yara almış. Bacağından, baldırından. Seninki bir uyuşturucu mu var şimdi? Narkoz mu var o zaman? Evet. Demiş, durun. Can dayanmaz. Ok içeride. Aşçıklar, kesecekler baldırını. Okun parçasını alacaklar oradan. Aksi halde kangren olur, ölür. Alacaklar, elletemez, can tatlı. Durun demiş. Bir namaza durmuş. Namazda öyle bir namaz kılmış ki, bacağını yarmışlar, oku çıkarmışlar. Ondan sonra bir de kızgın demirle dağlamışlar. Mikrop koparsa cerahatlenir, şey olur diye. Başka çareleri yok. Kızgın ateşte mikrop ölüyor biliyorsunuz. Dağlamışlar, sarmışlar. O hala kıyamda, kendinden geçmiş. Neyse, hemen namazını bitirmiş. Dengar demiş ya, başlayın. Oho demişler, sen birinci rekattayken biz onu hallettik. Namaza bak yahu. Böyle namaz. Yani boyumuzdan çok şey istemeyelim ama hiç olmazsa dünya işleri aklımıza gelmeden bir namaz kılmayı Allah bize nasip etsin. Zaten böyle bir namaz kıldınız mı, iki rekat namaz kılsanız tüm günahlarınızı namaz siliyor. Allah nasip etsin inşallah. Şimdi namazı güzel kılacağız. En güzel namaz, her zaman söylüyorum, cemaatte namaz. En akıllı mümin de gider camiye. Şimdi hoca, Allah razı olsun, sağlık afiyet ve ne güzel Kur'an okuyor. Bu sizin şansınız.
Herkes böyle güzel Kur'an okuyamıyor. Anadolu'da başını yarıyor, gözünü çıkarıyor. Herkes böyle kabiliyet bulamıyor ki. Burası Süleymaniye tabii. Bülbül koyuyorlar buraya. Ben olsam işim yoksa hep buraya gelirim. Güzel Kur'an okunuyor çünkü burada. Hocalar seçkin. Efendim geldiniz, uyudum şimama dedik. Yıktık vebali üstüne. Garanti belgemiz var şimdi. İkin namazı kıldı garantiyi. Yanlış kıldırdıysa vay hocanın haline. Hepinizin hesabını verecek. Onun için dedim akıllı adam cemaate gider diye. Garanti belgesi var, garanti belgesi. Gidin uyun imama cemaate. Evet, gidin şimdi. Tabii size düşen de yapmış olmanız lazım. Niyet ettim Allah razı olsun. Uydum şimama dediniz. Uydum diyorsunuz. Bak sözün çıkan bu. Uydum yani imam ne yaparsa aynısını ben de yapacağım. Şimdi imam yiyor, okuyacak biz dinleyeceğiz. O eğildim biz de eğileceğiz. Kalktım biz de kalkacağız. Secdeye var biz de gideceğiz. Kalkacak biz de kalkacağız. Efendimiz diyor ki böyle demiş, uydum şu imama demiş. Ama ema yakşa ahadüküm iza rafa ra'sehu qabla'l imam en yec'ala ra'sehu ra'se himar. Evet. İmama uydum diyor. İmamdan evvel gidiyor rüküya. Evet. Erken gitti ya. İmamda cemaatte yaşlılar var. Beli zor kıvrılanlar var diye ağır ağır kıldırıyor. İmam kalkmadan hemen herif kalkmış. Daha imam daha rüküda. Rüküda. Secdeye gitmiş imam. Yaşlı imam veya yaşlılar düşünerek ağır ağır kıldırıyor. Kalabalık cemaat. Burada da kalabalık. Hoca ağır ağır kıldırıyor. Secdedeyken kaldırmış. Ulu hala yatıyordu içinden. Konuşmuyor ama. O kalkmış. Secde bitirmiş. İmamdan evvel rükudan kalkan, imamdan evvel secdeden başını kaldıran adamın Allah başını eşek başı gibi, suretini, şeklini eşek sureti gibi yapmasından korkmaz mı? Peygamberin sözü bu. Şimdi bu ümmette, bu ümmette hasif yok. Ne demek hasif? Mesela Yahudi milletini, Beni İsrail'i Allah maymuna çevirdi. Domuza çevirdi. Kur'an'da var bu. Gradete vel hanazir. Kırt maymun demek. Grada maymunlar demek. Maymunlar haline getirdi İsrail'i. Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Allah da öyle yapıyor bunları. Yahudi ya bu. Eskiden beri yaptığı bu. Yalnız insanları kandırmıyor yani. Allah'ı da kandırmaya çalışıyor. Mesela Musa Aleyhisselam'la beraberken Kudüs'e girin, Hıtta deyin. Kur'an'da var. Kudüs'e girin, Hıtta deyin. Hıtta günahlarımızı sil ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Çok bir şeyler yapmışlar. Ondan sonra vahiy gelmiş ki affet ya Rabbi diye eğilin girin Kudüs'e kapısından. Yahudi Hıtta hınta. Yahudin derdi para. Kırmızı buğday hınta. Kudüs'e girerken Hıtta ile hınta aynı ya. Bir ne farkı var arada ne? Hınta Hıtta. Onun derdi günahların affolması değil Yahudin derdi. Kırmızı buğday, zenginlik. Eğilirken kapıdan girerken hınta demiş. Allah'ı kandırmaya çalışıyor. Hıtta yine hıntayı söylüyor ki dediğiniz kabul olacak diyor Allah ayette. Allah da onlara öyle bir gazap etmiş. Allah kanar mı ya? Aldatılır mı Allah? Yahudi kafası, para sevgisi, hırsı Allah'ı bile kandırmaya onları sevk etmiş. Böyle bir millet efendim. Onları çok büyük şeyler yapmış. Şimdi lanetlemiş. 70 bin kişi hasta orduları Kudüs'e girdiğinde tarihi vaka Kudüs'te 70 bin Yahudi kesmişler. 70 bin Yahudi kesmişler yahu. Hep yaptıklarının belasını. Tarihte de böyle. Roma kralları kesmiş. Mısır kralları kesmiş onları. Azıyorlar, şomarıyorlar. Evet şimdi şimdi namaz kılarken kurallara göre kılacaksınız.
uyuyacaksınız, sözünüzde duracaksınız. Namaza durdum, değil mi? Durdum divana, uydum imama. Anadolu'da neneler böyle niyet ettirir. Allah'ın huzuruna duruyorsun. Disiplini bozmayacaksın. Sözünde duracaksın. Uydum imama, imamdan beri evvel secdeye gitmeyeceksin. İmamdan evvel rüküye gitmeyeceksin. İmamdan evvel başını kaldırmayacaksın. Secdeden de rükudan da. Böyle yaparsan başını eşek başı gibi kılar. Suretini, şeklini eşek başı gibi yapar diyor. Şimdi bizim millette dünyadayken Yahudiler verilen bu cezalar yok. Peygamberimiz var işin içinde çünkü. Habibim sen dünyaya ayak bastıktan sonra bunları senin şerefine yapmayacağım diyor Allah. Söz veriyor. Yoksa bunu hak eden çok var da Muhammed Aleyhisselam dünyaya ayak bastığı için kimseyi Allah hınzıra, domuza, maymuna döndürmüyor. Kelere, yılana döndürmüş. Ben İsrail'i döndürmeyecek şimdi. Şimdi burada ne diyor? Başını eşek başı yapar. Şeklini eşek şekline çevirir. Halbuki ayette böyle çevirmeyecek. Diyorlar ki eşek nenin alametidir? Aptallığın alametidir. İmamdan evvel başını secdeden, rükudan kaldıran herif eşek gibi aptalın tekidir diyor Peygamberimiz. Allah'ı kızdırıyor. Hem uydum diye hem uymuyor. Aptaldır diyor. Kaybediyor. Hani ben dedim garanti belgesi alır. Garanti belgesi uçtu gitti. Halbuki böyle güzel yapsaydı garanti belgesi alacaktı. Ama o erken gitti, erken kalktı. Hocayı uymadı. Bu garanti belgesini alamadı. Akılsızlık etti diyor. Böyle yorumluyorlar. Veyahut da bazılar alimler demişler ki dünyada evet dünyada çevirmiyor Yahudi'ye eşeğe falan da Yahudi yaptığı gibi mahşerde öyle yapacak. İmamdan evvel erken kalkan gidenleri mahşerde eşek başı gibi öyle açıklamalar var. Ama yani akılsızlık etmiştir yorumu en güzeli. Onun için imama uyunuz. Garanti belgesini almak için de İmamdan evvel tekbir almayınız. İmam daha Allahu Ekber dememiş. Allahu Ekber diyor, herif duruyor. İmam 3 saniye sonra Allahu Ekber dediyse imam yok. Uydum diyorsun daha imam yok ortada. Niyet etmedi. Senin namazın yok arkadaş. Zaten okumuyorsun imam uydum diye. Bir de uymadın çünkü imam daha başlamadı. Onun için Allahu Ekber dedikten sonra siz Allahu Ekber diyeceksiniz. O dedikten sonra sağa sola da bakma, arayı uzatma, hemen onun bitişinde söyle. Rüküye giderken onunla beraber git, onunla beraber kalk. Şimdi burada da imama çok büyük görev düşüyor. Çok önemli şeyler bunlar. Tekbirler, namazın tekbirler, başlangıçtaki iftitah tekbiri, namazı açma tekbiri, başlama tekbiri. Ondan sonra rüküye Allahu Ekber diye gidiyorsunuz. İntikal tekbiri derler buna. İntikal ne demek? Şuradan şuraya geçmek demek değil mi? Sen ayaktayken, kıyamdayken rüküye geçiyorsun. Onun için geçerken söyleyeceksin tekbiri. Hocam burada inna ateyna kel kevser fesalli rabbike venhar neşanike vel ebtar. Allahu Ekber. Allah'ın e'si yukarıda, ekber dedin mi rükuda olacak. Allah'ın e'si yukarıda, ber dedin mi rükuda. Hoca da böyle tekbir alacak. Burada Sübhan Rabbil Azim, Sübhan Rabbil Azim, Sübhan Rabbil Azim dedi. Kalkarken yine intikal tekbiri. Semiallahu liman hamde değil mi? Semiallahu'nun sesi burada. Semiallahu liman hamide dedi mi? Dikelmiş olacak. Bu o kadar önemli ki. Şimdi imama uymuş olmak için imamla beraber rükuda beliniz bir olmalı. İmamla beraber rükuda yetiştiniz mi? Beliniz denk oldu mu böyle? Bir Sübhanallah diyecek kadar o rekatı imamla beraber kılmış olursunuz.
Ama şimdi hoca ne yapıyor? Başı eşek başına dönmesin diye tekbiri başlangıçta almıyor. Rükuya gidiyor. Orada alıyor Allahu Ekber diye. Hocam sana ne ya? Tabii oradayken Semia'nın sesini orada söylemesi lazım. Demiyor. Doğruluyor. Semia Allahu Ekber de yukarıda söylüyor. Hep böyle yapıyorlar bakalım. Hocam diyorlar başı eşek başına dönmesin. Sana ne ya? Şimdi niye sana ne? Şimdi cuma namazı kılıyoruz. Süleymaniye'de 10.000 kişi namaz kılıyor. Her zaman böyle boş değil. İmamı sadece buradakiler görüyor. Arkada görüyor mu? Biz burada cenaze namazı kıldık. Güf doldu bahçeler mahçeler. Bayram namazı kıldığın zaman görüyor mu imamı herkes? Herkes önündekini görüyor. Önündekini derken imamı göreni görmüş oluyoruz. Tamam. Ama imam eğer burada Semi Allah'ın sesini burada söylemezse bakın Semi Allah'u limen hamide demezse bunu demek se ben rükuyu bitirdim. Artık bu rükü bitti. Yeni gelenler bana uyamaz. Bu rekata yetişemediler demek o. Ama hoca burada Semi Allah demiyor. Doğruluyor. Burada söylüyor Semi Allah'ı. Hoca söylemedi diye millet de hep rükuda. Sonradan çarşıdan koşmuş gelmiş. Bakmış herkes rükuda. Halbuki imam ayakta. Öyle değil mi? O adam herkes rükuda diye hocaya uyuyor. Selam verince imama yetiştim diye o rekatı kılmıyor. Halbuki imam kalkmış durumda. Adamın namazı ne oldu? Boşa gitti. Bunun vebali kimin? Hocanın. Yerinde tekbir getirmediği için ikaz etmedi ona. Semi Allah'ın şeysini burada söyleseydi adam bu iş bitti diye o rekatı yenileyecekti. Ama doğrulttuktan sonra söyleyince millet daha hala rükuda diye namazı gürültüye gitti. İmam çoktan kalkmış çünkü yukarıya. Namaz ölçülüdür. Ölçülü biçilidir. Uymadığınız zaman garanti belgesi yok. Sizden de yok, imama da yok. O kadar veballi. Onun yerinde tekbirini alacaksın hocam. Geciktirdin mi bak bu tehlike var. Sana ne ya eşek başı olsun ceremesini o çeksin. Sen yerinde tekbirini al öyle. Kalktıktan sonra Semiyallahu limen hamd deme. Yanlış. Yanlış. Evet bu hadis-i şerifte de güzel peygamberimiz bize namazımızı güzel kılmamız, beraat almamızı için bizi uyarıyor. Uyarıyor. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ebu Hureyre hazretlerinden naklediyorlar. Keza Cabir bin Semure'den naklediyorlar. Yani neredeyse mütevatir gibi bir hadis bu. Gözü de kör eder diyor. Öyle de var yani. Gözü de kör eder adamın. Görmez olur, duymaz olur, basiretten mahrum bırakır şeklinde rivayetler var. Evet, güzel peygamberimiz bizi böylece hayatın her safhasında uyarıyor. Davranışlarımızı nasıl güzel yapacağız? İbadetimizi nasıl güzel yapacağız? Bizi uyarmış. Allah bizi o güzel peygamberin sözlerine uyup onun şefaatini hak edenlerden eylesin inşallah.